Kadar izlemişim. Baştan izleyelim. Geçici anlamına geliyor. Evet abi, Korps. Adam eskiden beri Beşiktaş'ta oynadı. Zamanında çıkarttılar bunu. Holy Phoenix'te kanka olduğunu düşünüyorum. Pek tanımıyorum Korps'u ama Holy Phoenix'te kanka galiba bunlar. Julius'un egoist olduğunu biliyorum. Bu Julius beni zamanında Twitter'dan bloklamıştı. Bakayım hala bloklamış mı? Julius Berk. Bloğumu açmış. açmış bloğu. Ve Hatta beni seni takip takip ediyor. ediyor. Adam beni takip ediyor. Beyler, ben bu Julius'la kavga etmiştim, biliyor musunuz? Ne diye kavga etti? Bu adamı ben Türkiye'ye gel seni bilmem ne yapacağım falan diye kavga etmiştim. O da bana böyle şeyler diyordu zamanında. Bloklamıştı beni Twitter'dan. Adam şeydi, benle taşak geçiyordu, tamam mı? Amına kodum. Bak, küfretmeyeyim, pardon. Benle taşak geçiyordu. Bu adam işte zamanında gidip şeyde oynuyordu. LCS'te, orada burada oynuyor. Adam benle taşak geçiyor. Bana TCL player diye taşak geçiyordu bende. Türkiye'de oynamaya devam, Türkiye'de sürün, Türkiye'de sürün falan yazıyordu. Şimdi Türkiye'ye geldi. Şimdi Türkiye'ye geldi. Beni bloklamıştı. Ziya falan değil oğlum. Adam beni bloklamıştı. Sor işte, Beşiktaş'ta oynayan varsa gitsin sorsun. Julius seni blokladın mı, bloklamadın diye. Adam beni blokladı Twitter'dan. Bana laf falan atıyordu sürekli. Oyunda böyle nefret ediyordu benim bilerek. Sor Korps, sor bakayım Korps. Bak, sor abi. Sor. Bekliyoruz. Ya Ziya dur amını. Subscribers. Uyuyor muymuş? Tamam, ben yalan söylemiyorum arkadaşlar, bak. Bu adam Nereden konuşmuştunuz? oyun içinden. Oyun içinde hayatımda gördüğüm en egomanyak insanlardan bir tanesi. Kendini dünya starı sanıyor bu adam. Benle taşak geçiyor. 2 yıl önce falan oluyor bu olaylar bu arada. Ben DP'de falan şampiyon olurken oluyor. Ben de egoistim biraz. Challenger 800 puan civarı falan işte. Vest'te takılıyorum böyle. Julius da geliyor işte, o da hayırlı. Adam taşak geçiyor bana. TCL player diyor. Ne bileyim, bilmem ne player diyor. Türkiye'de sürünmeye devam et diyor. Dalga geçiyor. Şimdi bu adamın hala böyleyse, eğer evrim geçirmemişse bu adam abi, bilmiyorum ya. Bir şey soracağım. İki tane LL şey mi? Uğur mu Yok değil. Panky lol Uğur değil galiba. bu? Onun çünkü şeyi yoktu diye hatırlıyorum. Tiki yoktu diye hatırlıyorum. Sordum öyle bir şey yokmuş. O zaman Uğur'dur O bu. bence. Evet Aynen. evet Tamam. Uğur, Uğur Sen siktir git sordun ya. Uğur kanka. siktir git abi. Yalan söyleme. Neyse abi. Panky var burada. Panky her şeyin bilincinde olan bir oyuncu bu arada. Hani biliyor ama herkese söyleyemiyor bazı şeyleri. Brolya Auspex abi ya. Dikin niye değiştirmiş Salih? Auspex. Ne bileyim abi işte. Bu takım çok enteresan ya. Bursa niye böyle yapmış bilmiyorum. Bu takım 3-4-1-2 zorlayacak bir takım. Bursa'da umut göremiyorum. Sanki şey gibi, hafta sonları maça çıkıp eğlenelim gibi bir takım geliyor bana. Sana nasıl geliyor oradan bir izleyici olarak baktığında? Ya beni niye karıştırıyorsun? Ya Ben hayır, az yok, önce izleyici dedim ki, olarak az diyorum önce ya. dedim ki ben sadece tanıdığım insanların maçlarını izlemeyi seviyorum. Herkes diyor ki GS'de senin izlemeni çok istiyordu zaten bilmem ne. Bu yüzden yorum yapmıyorum ben ama oturup izlemem bu maçı. Yani. Norse Metin 2 yorayım mı seni, onu söyle bana demiş, 25 TL yollamış. Yorsun mu Eylül? Ne? Reklam yapıyor işte, donate atıp. Yorsun o zaman. Neyse, devam ediyoruz Halen abi. esnek bir kompozisyon var Beşiktaş kitlerine Korps kadar. çok ponçik. Jay şu an Beşiktaş'ta oynuyor. Heyecanlı heyecanlı Beşiktaş'ta ekrana sallayabilir. bakıyor. Korps chat'te olunca ben görüntü Auspex'a yapıyorum. triplere giriyor. Ben oyuncu olacağım diyor. Adam 80 yaşına gelmiş. Hani şey, böyle yaşlanmış. Böyle LoL Espor klibinde sakallarına laf edildi diye sakallarını kesmiş. Yeni bir imaj sergiliyor şu an. Sakallarına mı laf edildi? Evet, Ne o ne, o diye? sakallar ne amına koyayım? Nasıl bir keçesin falan yazıyordu insanlar. Gerçekten Ha, mi? sakalları kesmiş. Burada İrfan bir kule altı mı geliyor acaba? Yırtıcı kullanıldı. Oraya gitmeyi tercih etmedi pençesiyle birlikte. Orya'nın sıçrası var. Bakalım o sıçrayı nasıl kullanacak? Şimdi sıçrayı güzel kullandı. Panky yakaladı kule altında ama. Skor alan isim Genius. Bir tane daha geldi. Ne Ve yaptı İlkan anlamadım. dökülüyor burada. Şu anda Rus'tan yeni çıktığını görüyoruz. Memci 5 Yapacak ikinci bir şey ayını yok. kutlamış. Yayınlar Alt seviyorsun demiş. koridorda. Teşekkür ederim Memci. Beşiktaş önde oynayınca pozisyon anlamında. Oo, bu arada çok ciddi hasar aldı Genius. En azından Takım Auspex ile arkadaşlarının filtre önde denemiş abi. olmasına
İyi değerlendirdi. Nagne 2 metre Koreli kardeşimiz. Hayatımda gördüğüm en büyük Koreli. Almayı başardı Nagne. Nagne. Daha uzununu görmemiştim. Adamı hiç gerçekte görmedim ama Olympics'ten falan uzunsa uzundur yani adam. Değil mi? Bir de dediğin gibi yani birebir de herhangi bir ormancı baskısı olmadan burada skor almayı başardı. Alt koridorda da bir savaş var. Baskın geldi buraya. Olympics'in üzerinde kara kalkan vardı. Olympics'ten kullanılan bir uç var. Skor alabilecek mi acaba? Peter'ın üzerine sıçradı ve Olympics. Bu maç böyle tam bir şey lan. Herkes savaşıyor. Nagne savaşıyor. Orası savaşıyor. Burası savaşıyor. Bu maçı ama ben hiç sanmıyorum ki Bursa kazanacak diye bekleyen var. Bu maçın sonucu zaten direkt belli gibi geliyor bana yani hepsi. Viking oynayışa var. Belki alabilecek mi acaba? 2'de 2 Viking'de. Granda futbolcusu yeterli. Julius son sözü söyledi. Nagne de sanırım oraya doğru gelecek. Sahne güzel Viking, ya. Viking Pank'in üzerine doğru gitti. Pank'i çok fazla hasar alacak orada. Viking çıkmayı tercih etti. Şimdi Nagne ultisini kullandı. Bir tane daha ulti yükü var rakibin ama üzerine. Ama Salih'i takip ediyorum bak. Salih her zaman kaç yıldır oyuncu olacağım, oyuncu olacağım, oyuncu olacağım diye böyle sürekli adamın içinde vardı. Koçken Rayard Soluki atıyordu lan adam. Ve sanırım en büyük örnek aldığı kişi de Hakan. Adam sürekli Hakan'a bakıp motive oluyordu şey diye. Lan bu amına koduğum bile oynuyorsa ben kesin oynarım diye Hakan'ı motive olarak görüyordu. Ve o skor almayı başardın Agne. Brolya'dan geç bu. Hakan o yüzden e-sporda çok büyük yeri var arkadaşlar. Şey kullandı Olya. Julius'un sıçrası ve ultisi var. Şimdi ultiyle duvara sabitlemeyi başardı Olya'yı ve son vuruşta gelecek gibi duruyor. Ben oldum siz de olabilirsiniz şeyini yansıtıyor yani. Dert Vader hoş geldin. Norse Metin 2 50 TL yollamış bir dakika. Bugün önceden sigaramı yaktım geçenki gibi yorma beni diyor. Mosmet'in 2. Sonra 600 altınlık bir ödül var kendisinde. Çok iyiymiş abi. Arada sub ve donate kaçırdın Kaan çok bozmuş. Unfollow, unsub. Abone oldu da sana. Razvan özür dilerim abi hoş geldin. Teşekkür ederim. Cilius yakalayabilecek mi sıçrasını kullandı. Burkaç'a geri dönmeyecek sanırım süresi bitti çünkü. Yok artık yok artık. Cilius nereye Cilius nereye? Zvayro harika oyun. Harika oyun. Elvin Türkiye'de sürünmeye devam et dostum. Elvin Türkiye'de sürün. Adam Türkiye'ye geliyor böyle bir şey yiyor. Allah bunu bana başka biri yapsa direkt YouTube'a klipler çıkardı. Elvin pazara yollandı. Elvin pazara gitti. Bilmem kim Elvin'i pazara gönderiyor. Hadi Cilus'u da yapın taşak geçin oğlum adamla. Adam 2 sene önce Türkiye'yi şey gibi görüyordu. Sen Türkiye'de sürün koşun falan yapıyordu. Taşak geçin oğlum bu hareket ne lan? Orada Corvus'a geliyor yan taraftan ama Ghostbacks de oradan uzaklaşmayı başardı. Oyuncular hem akademide hem de ligde mi oynuyor ki? Yok. Biri öyle yazmış. Bunlar ligde oynuyor. Akademi takımları başka. Yok ben az önce baktım akademi takımına. Yine şeyde Hera'da Strength Screen falan. Ekolarda belli ki savaşmak istemiyorlar ama. Abi bu arada bak evet oynuyorlar. Bir şey diyeceğim ya. Neden şu futbol takımlarına sürekli Alevazer'e denk geliyor? Ne kadar şanslı bu takımlar ya. Bu zamanlar onların da yıkılır. Bu arada Auspex'in sıçrası yok. Az önce kullanmıştı. Auspex burada düşmek üzere. Ve bu skorda Julius'ta. Bekle olmadı. Nagne de çok iyi pozisyonda bekliyor yalnızca. Şimdi arkadan kapatalım. Tatlım seni bu kadar kim kızdırdı diyor. Norse Metin 2 25 TL yollamış. Julius kızdırmış. Aa, ya, çok kötü pozisyonda kaldı. Skor Julius'ta. Totemin üzerindeydi. Orada dürtmeye çalışacaktı rakiplerini ama. Salih sana buradan sesleniyorum kardeşim. Koçken DP'de biz oynuyorduk amına koyayım oyun içinde. Gelmiş bizi arkadan izleyip şekil şukul yapıyordun. Orada öyle mi ölünür kan? Teleportların çok kötü kan. Bilmem ne çok kötü. Bir şey beceremediniz amına koyayım falan. Hadi kaç yıllık koçluk yaptın? Bu takım niye böyle oynuyor? Bu takımdaki herkes niye koşup koşup ölüyor? Disko'ya mı geldiniz amına koyayım? Gece kulübü mü lan burası herkes dans ediyor oyunda? Oğlum biraz düzgün oynamayı öğretsene madem bu kadar biliyorsun. Support olmuşsun abi. Supportsun. Hadi yönet takımını. Yönet abi çok biliyorsan. Bu takımı nasıl yönetebilirsin? Yaklaşık 15 saniye var daha doğrusu olmasına. Bu takımı kimse yönetemez oğlum şu takıma bak. Dakika 22'ye girerken Beşiktaş 2 alev bir daha ejderin yanına bir de baron güçlendirmesi ekliyor. Ve yani çok temiz bir şekilde görüşü azaltıp baronu aldılar. Bu arada Penki kötü pozisyonda kaldı burada Penki muhtemelen düşecek. Evet. Orada Auspex'in üzerine doğru gitti ama Penki oradan çıkış yok. Rolya son anda asist aldı ya. Oyunda ben de varım. Bakın ben de bir tane kill'de katkım var dedi şu an ilk kez. Ormanın ortasını yakalamış olabilir. Yalnız burada Holy Grail'de savaş. Olya hemen ultisini kullandı. Ve buraya kadar altında filtre kazandırıyor bu arada. Şimdi ben Braum'la soyunulur bilmem. Ama yanımdaki AD carry'ler
Çok flame atardı. Ondan söylüyorum abi. Chat'e soruyorum. Corpse falan burada. Sizce şu hareket nedir abi? Ötesini kullandı. Adamın üstüne kalkan açarak yürümek mantıklı bir şey mi? Yoksa bu kalkanını biri gelir damage atar diye saklamak mı mantıklı bir şey? Morgana'nın üstüne kalkan açıp yürüyorsun. Özel harekat mısın amına koyayım sen? Bra mısın lan? Haklı değil miyim abi? Bu nedir lan? Mantıklı. Nasıl mantıklı? Böyle bir şey yok oğlum. Kalkanını saklayacaksın. Bence böyle. Veriyormuş bak. Kötü veriyormuş. Ve buraya kadar altında filtre kazandırıyor. Orada yakalanan bir de Corpse var. Corpse orada kronometresini kullanıyor. Skor istemeyecekler. Çünkü yan taraftan Julius geldi. Bölüm sonu canavarı gibi geldi Julius. Ve tek attı. Yok artık. Filter. Nasıl şov yapar? Filter. Sana şimdi burada oyun öğreteyim kardeşim engin bilgilerimle. Bak abi. Filtre oyun öğretme seansı 1. Takımın buradan çıkıyorsa kardeşim, sen özel ayrıcalıklı bir çocuk olduğunu falan mı düşünüyorsun? Neden ayrı yoldan gidiyorsun? Geldi. Sen kimsin abi? Sen takımını takip edeceksin. Adamlar nereye gidiyorsa sen de oradan çıkacaksın. Sen neden buradan çıkıyorsun abi? Tilt oldum şu an oyunu işi görünce bak. Elvin göt olmaya doymuyor falan değil. Burada profesyonel oyuncular izliyor amına koyayım. Eğer Filter şuradan çıksa, kendini ayrıcalıklı bir yıldız zannetmeden doğru yoldan gitse, şuradan çıksa, diğer takım arkadaşları mal mı bu çocuğun buradan beraber çıkıyorlar? Bu çocuk ayrıcalıklı mı? Neden buradan çıkıyor? Bölüm sonu canavarı. Böyle buradan takımından ayrılırsan ölürsün. Böyle bok çukuru gibi yere düşersin. Filter sıçrayı kullanacak pozisyon bulamadı kendisine. Sonra diğer takım arkadaşlarına der ki Allah'a yarra yedik, AD carry'miz öldü. Ne yapsak? Kaçarlar böyle. Ve 4 kişi birden çıksanız bunların hiçbiri yaşanmayacak. Haklı mıyım? Neye göt oluyorum? Neye göt oluyorum? Göt olmuyorum. Gerçekten doğru şeyler söylüyorum. Ve bu doğru şeylerin üstüne Corpse LOL abone olup beni destekliyor. Adam abone olup haklısın deyip destekliyor amına koyayım. İzleyin. Engin bilgilerinden yararlanın amına koyayım. Haklıyım. Haklıyım. Amaca sürüyor. Corpse yan taraftan bir karanlık eser denildi ama isabetli değil. Bir de ışınlan geldi oraya. Burada savaşmak istiyorlar ama Bursa Spor nereye kaçacak? Elvin göt olmuyor abi. Elvin göt ediyor yani şu an. Taraftan. Şimdi Saçar Tom'la birlikte rakibini arka taraftan kapatmak istiyor. Panky de kovalıyor. Kovalamacı sürüyor. Bakalım kaç skor çıkacak burada. Tigana da ikinci ayını desteklemeye. Evet abi haklısın demeye devam ediyor. Teşekkür ederim Tigana. Ama daha öncesinde Corpse kaybettiler. Bunların hepsinin yaşanmasının sebebi Filter kendini ayrıcalıklı sanıyor. Sanki ona özel yol açmışlar oradan. Oradan gidiyor abi. Adam hep beraber çıksa mutlu mutlu base'ine gidecek takım. Düşecek burada. İkideki nagle. Haksız mıyım? Haklı mıyım? Birinci seviyede yakaladığı avantaj. Birinci seviyeden itibaren rakibini tamamen kule altına hapsetti. Yani takımlar çok şanslı abi. Alev ejderleri enteresan bayağı. Bayağı çok fazla sarılıyor. Viking yan taraftan görünmez geldi. Olifinix'in üzerine gidiyor ama hasar bırakamadı neredeyse. Panky biraz fazla saraldı orada. Olifinix'ten kullanılan bölükte Olya'nın üzerine doğru gidiyorlar. Nagle Olya'yı almak üzere. Auspex'in canı çok az. Auspex'in canı çok az. Auspex yolda yürürken biri Auspex'e haritada sağa sola tıklamayı öğretsin. Fazla saraldı orada. Olifinix'ten kullanılan bölükte Olya'nın üzerine doğru gidiyorlar. Nagle Olya'yı almak üzere. Auspex'in canı. Tintintinimin hanım diye giderken öldü. Canı çok az. Ve iki skor birden çıkarıyor Nagle. Panky'nin arkası boyun. Zincir tutacak ama hasarını bırakamadı. Zıvaylı düşmek üzere çok az bir canla çıkıyor. Ama üçüncü skor Nagle'de. Dördüncü skor gelecek mi? Viking onu kovalıyor. Nagle'nin enerjisi. Ölü Sali harbiden ölü Sali. Ölü Sali abi kusura bakma. Sali ölmüş beyler. Ölü Sali. Şu anda iki kişi onun başında bekliyor. Canını yeniledi yalnız. Canını yeniledi. Yan tarafta üste dönmek istiyor Zıvaylı. Ama diğer tarafta oyun bitmiş bile. Beşiktaş. 25 vallahi bitti. Bursa'nın oyununda dönen şey abi, bakıyorlar skorlara. Top lane sıçmış, mid lane sıçmış. Dönen şey Nagne bizim orta koridor Zavru'yu alt klas etti arkadaşlar. O yüzden kaybettik. Bu mid lane çok kötü. Bunu atsak mı, ne yapsak? Böyle mi olacak hep? Orta koridoru ne yapacağız? Daha şimdi orta koridor problem. Orta koridor 1v1'de sürekli öldü ya. Şu an bütün suç orta koridora yıkıldı. Diğerleri sanki suçsuz. Öyle takılıyorlar bence şu an. Haksız mıyım? Doğru bence. Profesyonel oyunculardan cevap bekliyorum. Bursa şu an bütün suçu orta koridorda ölen LeBlanc'a atıyordur büyük ihtimal ki ben oyuncu olsam ben de atarım. Adam niye ölüyor? 1v1 öleceksen git 1v1 oyna. Turnuva yap, abone kasarsın en azından değil mi? Yani böyle arkadaşlar. Maç analizleri bizde böyle oluyor.
o flash attı, bu böyle yaptı falan yapmıyoruz. Böyle değişik bir stilimiz var bizim de. Nasıl, beğendiniz mi abi? Ben çok beğendim. Beğendiniz mi abi?